Merhabalar, anne kız işbirliğiyle işbirliğiyle biraz resmi oldu. Anne kız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bu videoda son zamanların trendi olan bohem yastık kılıfı yapacağız. Arkamızda gördüğünüz şu Ma ailenin şu arkadaşını yapacağız annemle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz kanalımıza tekrardan. Biz bu video için çok heyecanlandık çünkü biz bu sevimli dostlarımızı çok sevdik. Videonun içerisinde de yastıklardan tek tek bahsediyorum. Hepsinin kiti mevcut. Açıklama kısmına bırakacağım. Bu arada YouTube'a gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi daha fazla çeşidi görmek isterseniz de Instagram sayfasında çok aktifiz. Oraya da Hobby Network adıyla göz atabilirsiniz. Sizleri bekliyor olacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoya geçebiliriz. Tabii bu güzel yastıkları hazırlamak için her şeyi düşünülmüş bir kit hazırlamışlar. Şöyle göstereyim. Kim mi yapmış? Hobby Network yapmış tabii ki. Şimdi hep beraber kitimizi açalım. Şimdi bohem yastık için gerekli olan her şey kitin içinden çıktı. Öncelikle iki tane keten yastığın arkasını ve yüzünü oluşturacak kumaş parçalarımız var. Gördüğünüz gibi yapacağımız yastık bohem olduğu için rengi de çok güzel seçilmiş, çok uygun. Arkasından çizim yapacağımız kağıdımız var. Aslanın sadece yüzü var. Evet, kopya kağıdımız var. Bir de aslanın yüzünün olduğu çizim kağıdımız var. Ve malzemelerimizi kontrol edelim. Malzemelerin içinde de bir iğne setimiz var. Merve açana kadar ben size hızlıca aktarayım. 3 tane iğne ucundan oluşan bir iğne setimiz var. Arkasından işlemeyi yapacağımız kaslağımız var. Ve bizim için gerekli olan ip renkleri var. Kaç adet ip kullanacaksak onların hepsinin rengi mevcut. Bir de kuzucuk dediğimiz tüylü aslanın yelelerini yapacağımız. Ben iplerdeyim. Evet, ipleri gösterdi Merve. Kuzucuk dediğimiz aslanın yelesini yapacağımız ip var. Ve nakışımız bittikten sonra arkasını yapıştırıp sağlamlayacağımız tutkalımız mevcut. Malzemelerimizi kenara koyduktan sonra şimdi dikiş kutumuzu yanımıza alalım. Çünkü iğneye, ipe, kaleme ihtiyacımız olacak. Masamızın bir köşesine koyalım. Şimdi ilk önce Merveciğim, krem renk kumaşın bir tanesini alalım, açalım. Önümüze serelim. Tamam, gayet güzel. Çok damlayın, bırak. Evet, şimdi onların hepsini dikiş kutunun alt malzeme bölümüne kaldırabiliriz. Elimizde kumaşımız var, yastığımızın kumaşının bir yüzü. Onu ortalayacak şekilde aslan yüzümüzü çizelim. Altına karbon kağıdını koymayı unutmayalım. Hemen Merve yerleştirsin. Zaten kare katlandığı için. Parlak yüzü kumaşa gelecek. Aynen, parlak yüzü kumaşa gelecek şekilde. Üstüne de çizeceğimiz şablonu yerleştirelim. Daha önce de ip uçlarında vermiştik. Saat yönünde çizersek unutmayız ya da emniyet çizgisi atabilirsiniz. Merve bir tane emniyet çizgisi atarsan herhangi bir şekilde evet kumaşa çıkacak kadar kumaşa çıkaralım. Çıkardım. Aynen, bu emniyet çizgisi bir tane de alt tarafa atarsak şu işe yarıyor. Eğer ki çizimi yapmayı unuttuğumuz yerler olursa kaldırdığınızda fark ettiğinizde bu emniyet çizgilerini denk getirirseniz çizginiz de aynı şekilde şablonunuzdaki çizgiyle denk gelecek. Eksik yerleri çok kolay tamamlayabileceksiniz. Evet, Merve çizime başladı bile. Şimdi çizgilerin üzerinden birazcık bastırarak çizimimizi yapıyoruz. Bu son günlerde çok moda olan bohem yastıklarla ilgili ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. İnanılmaz güzel çocuk odalarını, bebek odalarını, hatta genç delikanlıların, genç kızların odalarını süslüyor. Ve çok da güzel duruyor. Şimdi biliyorsunuz plastikten de uzaklaştırmak lazım çocukları. Hem oyuncak kadar heyecanlandırıyor çocukları, dekor anlamında anneleri heyecanlandırıyor. Ben çok beğeniyorum ve çok keyifle işliyoruz. Sizlere de keyifle işlemenizi tavsiye ediyoruz. Evet, Merve çizimini bitirmek üzere. Zaten biz en basitinden başlamak istedik. En kolayı aslan yüzüyle başladığınızda daha sonra diğerlerini hepsini çok kolay yapabilirsiniz. Çok az bile punch nakışı biliyorsanız bu bohem yastıklardan çok rahat yapabilirsiniz. Çünkü çok fazla nakış işçiliği yok üzerinde. Ama ilerlettiyseniz, amatörlüğü geçtiyseniz
Merve'nin sol tarafında bulunan aslanı yelelerini siz işleyerek yapabilirsiniz. Sağ tarafındaki zürafadan yapabilirsiniz. Merve şimdi bizim için onları birazcık gösterebilir misin çizimin bittiyse? Tabii. Gördüğünüz gibi böyle şık bir zürafa yapabilirsiniz. Asil, heybetli bir aslan yelesi yapabilirsiniz yüzünüzün etrafına. Gördüğünüz gibi hem çok sevimli hem de çok görkemli duruyor. Bir de arka tarafta bizim yapacağımız, evet o sürpriz olsun istersen. Aslan, yeleli aslanımız var. Evet, yüz çizimimiz bitti. Şimdi kaldırıp kontrol edelim. Gayet başarılı. Gayet başarılı çizim olmuş. Ben yakınlaştırmıyorum. Çizimde herhangi bir sıkıntı yok. İşlerken yakın çekim yapacağız. Şimdi kasağımızı takalım. Aslan yüzüne baktığımızda arkalı önlü işleyeceğimiz bir nakış türü yok. Yani 3 boyutu kullanmayacağız. Yüzün her tarafı ince hatlardan oluştuğu için pofuduk tarafını kullanmayacağız. Düz tarafını kullanacağız. O yüzden kasağımızı da takarken düz tarafı üstte kalacak şekilde kasağımızı takıyoruz. Ola ki sol tarafta gördüğünüz aslan gibi hem pofuduk tarafını kullanmanız hem de düz tarafını kullanmanız gereken seçimlerde bu sefer deseni havaya kaldırıp ışığa tutup arka tarafına da çizmenizi tavsiye edeceğim. Pofuduk tarafları arkadan işleyeceksiniz, düz tarafları yüzünden işleyeceksiniz. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben şimdi hızlıca ipimi iğneye geçirdim. Bilmeyenler ve yeni başlayanlar için Pençe Yeni Başlayanlar videosunu yukarıya bırakıyorum. Ben de orada tüm teknikleriyle beraber öğrenmiştim. Oradan izleyebilirsiniz. Evet, sloganımızı alalım Merveciğim. Sloganımız neydi? Kasnaklar gergin, sinirler relaxtı. Evet, yeterince gergin olduğumu bakalım. Bakalım. Evet, o muhteşem sesi duyduk. Şimdi Merve'nin sol tarafında olan örnek modelimiz minik sevimli aslancığımız. Minik değil, bu kocaman olmuş aslında. Oradan bir renklerine bakalım. İlk önce biz koyu kahverengiyi takmışız. Kaşlar, gözlerin etrafı ve burun ucu koyu kahverengi olacak. Renk kontrolümüzü yaptıktan sonra hemen işlememize başlayabiliriz. Şimdi bu yüzü kullanacağımız için ipi arka tarafa çekiyoruz. Bir düğüm atalım. Yapıştırma işlemi de oluyor. Kesinlikle buradan arka tarafa çıkan herhangi bir ip olmuyor ama biz yine de böyle kesikli kesikli nakış yapacağımızda hep düğümümüzü atalım. Çünkü hep kısa mesafeler işleyeceksiniz. Ve birbirini dolduran yerler yok. Hep tek çizgiler halinde. Evet, başlayalım şimdi kaşlardan. Antikuk azbilenlerin bile çok rahatlıkla yapacağı bir yastık olacak bu. Evet, kaşın biri bitti. Arka tarafta ipimizi bırakalım. 5 santim kadar çıkaralım, keselim. Kestim. Bu arada ben bir püf noktası vermek istiyorum. Gördüğünüz arka tarafta oldukça uzun ilmekler vardı. İğnenin ayarı sonda. Bunu 5'te 6'da da yapabilirsiniz. Sonda olduğunda biraz daha fazla ipiniz gider ama garanti olmuş olur. Ben daha sonra ilmeklerden geriye doğru çekip sabitlemenizi tavsiye edeceğim. Şimdi kaşlar bittiğinde Merve'ye de yaptıracağım. Bu şu avantajı sağlıyor bize. Uzun olduğunda hem sökülme riski daha az oluyor. Çünkü hep kısa mesafeler işleyeceğiz. Hem de kumaşa daha iyi tutunabiliyor. Evet, bu püf noktalarını verdikten sonra şimdi geri kalanını size hızlandırılmış bir şekilde izleteceğiz. Kıymetli vaktinizi de çok almayalım. Keyifli bir video olsun istiyoruz. Şimdi Merve'cim çevirmeden senden ricam tersinden ilmekleri ellerinde tutup çekiştirebilir misin böyle yukarıya? Aynen öyle. Aynen öyle. Bu iyice kumaşla yapışmasını sağlayacak. Tamam. Aynen bu şekilde. Daha sonra yapıştırdığınızda da gördüğünüz gibi çok güzel oldu kaşları. Merve'cim sen işlemeye devam et.
Merve'nin aslanımızın yüzü bitti. Burası ön tarafı. Şimdi Merve'cim arka tarafını çevirebilir misin? Arka gerçek yüzü. Bu bakıma girmeden 1-2 saniye önceki hali diyelim. Şimdi hemen onu Merve bakıma alıyor. İpleri kesiyor hepsini. Yaklaşık yarım saatin, bir saatin bırakacak kadar dibinde iplerini kesimini yapalım. Evet, gördüğünüz gibi ipliklerini temizledikten sonra üzerine tıkalı dökerek yapıştırma işlemini yapıyoruz. Bunu yapıştırdıktan sonra kurumaya bırakacağız. Yapıştırma işlemini yaparken bu tarz nakışlarda, çok yoğun işlenmeyen nakışlarda toplatarak yapıyoruz ki arka tarafa gölgesi çıkmasın. Tamamen böyle derli toplu nakışın arka tarafında kalsın diye. Şimdi bize nakışın arka tarafını gösterebilir misin? Tabii ki. Evet, gördüğünüz gibi nakışın arkasını toplatarak yapıştırdık. Şimdi Merve onu kuruması için yan tarafa bırakacak. O kururken de biz yastığın arka tarafına yapacağımız işlemlere başlayacağız. Yastığın arka tarafına yapacağımız tüm işlemleri bu taraf için de, yüzü için de yapacağız. Şimdi arka tarafından başlayalım. Arka tarafta kullanacağımız kumaşı önüne alabilir misin? Evet, bir tane kalıbımız var. Kalıbı gösterebilir misin bize? Bu kalıbı nasıl çıkarttık? Bizim kasnağımız tam 26 santimdi ya. Kalıbın iç kısmından yerleştirerek tamamen kestik ve tam 26 santimlik bir kalıbımız oldu. Bu kalıbı kumaşın ortasına koyup etrafından çizebilir misin Merveciğim? Şimdi bu Merve'nin çizdiği dairenin etrafında 2 santim payla kesmesini rica edeceğim. İçe dönecek paylar 2 santim, 2,5 santim, isteğe bağlı. Şimdi bize kestiğin parçayı gösterebilir misin? Tabii ki. Evet, çizginin 2-3 santim etrafından tamamen keserek bir daire oluşturdu. Şimdi Merve'nin yanına bir iğne iplik verdim ben. Dairenin en dibinden yaklaşık 2 milim ya da 3 milim içerisinden tel atma şeklinde Merve iğneyle oraya bir dikiş atacak şimdi bizim için. Şöyle iyi mi? Evet, iri iri de gidebilirsin birer santim arayla. Şöyle gördüğünüz gibi dikerek tamamen çevriledi. Kalıbını alacak, tam ortasına yerleştirecek. Şimdi ipin başlama noktasıyla bitme noktasını tutarak çekip büzülmesini sağlayacak ve kalıp içinde kalacak. Merve büzme işlemini yapıyor. Gördüğünüz gibi kalıp içinde kaldı. Bu şekilde düzdü. Bunu yapmamızdaki amaç ütü için hazırladık. Şimdi ütümüz inanılmaz muazzam olacak ve tam o ütü izinden dikişimizi yapacağız. Bu çok kolay bir metot. Tüm yastık gibi dikişleriniz için tavsiye ederim. Şimdi diğer tarafta kurudu. Merve oranın da kenarlarını geçtikten sonra kalıbı içine yerleştirerek oranın da büzme işlemini yapıyor. Şimdi bu haldeyken, kalıp içindeyken ütüyle tamamen ütü kırımını yapacağız. Bu sefer şurada gördüğünüz diğeri gibi tamamen kıvrılmış, yuvarlak, kenarları kıvrılmış, yuvarlak bir arka yüz elde etmiş olacağız. Şimdi aynı işlemi ön tarafa yapıp ütülüyoruz. Evet, ön yüzünü de hazırladıktan sonra ütüledik tamamen. Ütü kırımıyla kenar izlerimiz belli oldu. Şimdi Merve içinden kalıbı çıkartıyor. Bize gösterecek. Gördüğünüz gibi keskin ütü kenarları var. Ben yenilerini yapmak için kitin içine koyduğumuz tüyle bir ip vardı. Yumuş yumuş. Şimdi, evet. Şimdi onu tam ütü kırımına dikeceğiz. Onu da yakından göstereceğiz. Onu da Merve mi yapacak? Evet. Bu arada da biliyorsunuz pandemi dönemini yaşıyoruz ve biz atölyeye gidemediğimiz için evde dikiş makinesi yok. Ama zaten bu yastığın da en güzel tarafı, hiç dikiş makinesi kullanmadan çok şirin bir yastık elde edebiliyorsunuz. Yani çok az iğne ip tutmayı bilen ve çok az punch bilen ben alıyorum. Bu yastığı yapabilir. Bunlardan bir tanesi de Merve. Şimdi Merveciğim çok hiç korkmadan o kenarlarını açtırabilirsin büzgüyü. Evet, gördüğünüz gibi ütü kırımı çok net. Şimdi tüylü tarafları içte kalacak şekilde tüylü şeritimizi tam o ütü kırımının üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi bir iğne ip yardımıyla tamamen bunları oraya tutturacağız. Gördüğünüz gibi ütü kırım paylarının olduğu yerden biz şimdi o tüylü şeritimizi diktik. Merve biraz açtırıyor. Şimdi yenilerin daha gür olması için bu diktiğimiz yerin 1 santim içinden tekrar ikinci bir sırayı dikeceğiz. Ondan sonra tekrar size göstereceğiz. Kenarında yenilerini oluşturacak püsküllerimizi taktık. Merveciğim bir arkasını çevirir misin? Nasıl diktiğimizi gösterelim. Şimdi el iğnesiyle şöyle iki sıra halinde tel gibi tutturarak taktık. Arka taraftan parmağınızla dokunduğunuzda şeriti hissediyorsunuz zaten. Hemen tuttura tuttura giderseniz, tersinden dikerseniz takılmaz. Tüylü olduğu için yüzünden giderken
biraz takılabiliyor ama tersten diktiğinizde çok rahat dikilebiliyor. Eğer dikiş makinanız varsa şu gördüğünüz kenarından da dikiş makinesiyle aynı renk iple geçebilirsiniz. Şimdi aslanın yelelerini yüzünün içine doğru hepsinin yönünü çeviriyoruz ki artık tulumlama işlemini yapacağız. Payını açalım. Evet. Kat dizlerini denk getirerek yine buradan şimdi bir dikiş yapacağız bu köşeden. Evet, gördüğünüz gibi kenarından ütü izinden diktik. Bu taraftan göstermeye vereceğim. Aynen. Şöyle ütü izinin kenarlarından kat izinden diktiğiniz zaman arka tarafında kat izinden dikince yuvarlağı elde etmiş. Diğer tarafından da görüntüsü bu şekilde. İki kat, iki sıra. Bir köşesini açık bıraktık. Merveciğim, orayı gösterebilir misin? Evet. Burayı doldurduktan sonra kapatacağız. Biz içini boncuk silikonla doldurduk. Şimdi kat yerlerinde ütü izi olduğu için şimdi oralardan birleştirerek ağzını kapatacağız ve yastığımız hazır hale gelecek. Evet Merveciğim. Şöyle bir yakışıklı var elimde. Aslında biz insanoğlu olarak can dostlarımızı çok seviyoruz. Bebeklerimiz doğar doğmaz onların odalarına, sevdiğimiz yerlere hep hayvan dostlarımızı görmek istiyoruz. Ama ancak doğada onlara bu kadar yer veremiyoruz. Hatta yaşam alanlarını kısıtlıyoruz. Buradan da bir hayvan sevgisine değinmek istedim sadece. Evet Merveciğim, ellerine sağlık. Çok tatlı bir ahzanımız oldu. Bohem tarzı hayvan yastıklarının yanına yarın da kendisini bulacak. Aynı zamanda bu bir süs yastığı. Askı yaparak bunu askılıklara da asabilirsiniz. Hatta onun küçükleri de var. Merve de şimdi onları da göstersin. Evet, gördüğünüz gibi birinin kenarını şey yaptık, punchlayarak yaptık. Papuduk dediğimizin son iğne ayarıyla diğerini aynı buradaki gibi yaparak üzerine askılıklar takarak beşik üzerine falan takılabilecek şekilde bir figür elde ettik. Bir de şöyle yakından Maa aileyi göstereyim. Siz de videomuzu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarımız için de lütfen takipte kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.